Merhaba arkadaşlar, ben öğretim görevlisi Eymen Namazcı. Bu hafta, geçen haftanın devamı niteliğinde uluslararası dış ticaret teorisinin içindeki klasik teorilerden bahsediyoruz. Öncelikle ilk bilmemiz gereken teori ki ilk teori Adam Smith tarafından ortaya atılmıştır. Adam Smith bildiğiniz gibi 1776'da Ulusların Zenginliği kitabını yazmıştır. Bu kitap aslında temel haliyle iktisatın ana kitabı olarak sayılsa da temelde uluslararası iktisattır. Uluslararası iktisatta temelde vurguladığı nokta ise ülkelerin iş bölümü ve uzmanlaşma yoluyla karşılıklı ticaretten kazançla çıkacağıdır. Ki zaten kitabın adı uluslararası ticarete gelen ülkelerin zenginleşeceğidir ki ulusların zenginliği diye vurgulanmıştır. Peki bu nasıl olacak? Modelde iki tane ülke var, iki tane mal var. Her iki malın da üreticisi konumunda kim o malın üretiminde uzmansa o üretime devam ediyor. Yani şöyle düşünelim. Mesela buğday üretiminde Türkiye, kumaş üretiminde İngiltere var. Kumaşı İngiltere, buğdayı da Türkiye üretecek. Böylece daha fazla ürün ortaya çıkacak. Sonra da bu iki ülke karşılıklı olarak ticaret yapacaklar ve malları değiştirecekler. İşte bu mutlak üstünlükler kuramı. Daha sonra klasik dış ticaret teorisinin içinde bulunan Ricardo dediğimiz bir bilim adamı ise farklı bir teoriyle karşısına çıkıyor Adam Smith'in. Diyor ki, peki Adam Smith, bu iki tane az önce mal söyledin. Bir kumaş, bir de buğday. Peki ikisinde de İngiltere üstüne olsaydı ne olacaktı? İşte buna bir çözüm üretmek lazım. O zaman diyeceğiz ki Türkiye bu iki maldan hangisinde en becerikliyse bırak yine Türkiye onu üretsin. Zaten iki malda da üstün olan İngiltere hangisinde üretirse üretsin avantajlıdır. Dolayısıyla biz artık mutlak üstünlüğü değil. Çünkü iki malın da üretiminde bir ülke eğer mutlak üstünse o zaman bizim için sıkıntı, ticaret bitiyor. Biz ne yapacağız? Karşılaştırmalı üstünlüğe bakacağız. Karşılaştırmalı üstünlük derken aslında kötü olan ülkenin İki mal içinde hangisinde daha yetenekli olduğuna bakacağız ve böylece onun yetenekli olduğu malı üretmesini, diğeri zaten iki malda da üstüne olduğu için onun da istediği malı üretmesini sağlayacağız. Dolayısıyla ticaretin ömrü böylece devam etmiş olacak. Unutmayacağız, iki isim var. Bir, Adam Smith. İki, David Ricardo. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.